Soğuk Savaş'ın sembollerinden Berlin Duvarı'nın yıkılmasının 25. yılı anısına Almanya anma törenlerine hazırlanıyor. Batı Almanların Utanç Duvarı adını verdiği beton yapıda yaşananları belki de bir kişi diğerlerinden çok daha iyi hatırlıyor. Burkhard Weigel, Doğu Almanların duvarın diğer tarafına geçmesini sağlayan kişilerden biriydi. Weigel, acı olayların hatıralardan silinmemesi için yıkılan duvarın bulunduğu bölgede rehberlik yapıyor. Benim buradaki tek kaygım bu geçmişin unutulmaması. Hatırlamalı ve buraya geri gelmelisiniz. Çok kısa bir süre önce birkaç metre ötemizde tam anlamıyla mantıksız bir diktatörlük bulunuyordu. Ne düşündüğünüzü ya da ne istediğinizi söyleyemezdiniz. Tartışmak imkansızdı. İşte bu benim için düşünmesi bile imkansız olan bir şey. Sovyetler Birliği duvarın inşasına başladığında Weigel tıp eğitimi gören bir öğrenciydi. Onun hikayesi 13 Ağustos 1961'de başladı. Yıllarca 650 Doğu Alman'ın sınırı geçmesinde yardımcı oldu. Berlin'de sadece 19'u işleyen 75 tünel sayesinde 300 kişi özgürlüğüne kavuştu. 800 kişi sınırı kanalizasyonları kullanarak geçti. Yaklaşık 10 bin kişinin elinde sahte belgeler vardı. Doğu Alman İstihbarat Servisi'nin elindeki dosyamda sahte belgelerimin asıllarıyla aynı olduğu yazıyordu. Bu alanda ustalaşmıştım. Berlin Duvarı 9 Kasım 1989'a kadar ayakta durabildi. Beton duvara indirilen ilk balyoz ve kazma darbelerini Burkhard Weigel televizyonundan izledi. Televizyonumun önünde tabii ki saatlerce ağladım. Çünkü çok derinden etkilenmiştim. Bu tam olarak istediğim şeydi. İnsanların özgür olmasını istiyordum. Bir anda özgür kalmışlardı. Bu olay hayatımda bir dönüm noktası oldu. Ertesi gün çocuklarım bana neden babalarının böyle ağladığını sordu. Ben de onlara o ana kadar neler yaptığımı anlattım. Weigel hakkında ölüm emri çıkaran Doğu Almanya kendisine iki kaçırma girişiminde bulundu. Ailesinin güvenliği için Berlin'i terk eden Weigel, yaşadıklarını Duvardan Geçen Yollar adlı kitabında topladı.